Sen de kimsin? Yemek saatim geldi benim. Önce ifade vereceksin. Öyle her gelen her şeyi anlatamam ben. Ne zaman avukatım gelir, o zaman konuşurum. Korkaksınız. Sizi nerede görsem tanırım. Biz kimiz ki? Gözleriniz. Bu kalemun gibi renk değiştirseniz de, kılıktan kılığa girseniz de aynı korkak, mütereddit bakışlar. Ruhsuz, boş bir ifade. Biriyle karıştırdın galiba. Asla karışmazsınız siz. Görebilen gözlere çok açık her haliniz. Düşük omuzlar, üstünüze sinmiş sünepelik. Artık yıllarca abileriniz tarafından nasıl ezildiyseniz ne özgüven kalmış ne de kişilik. İmam olanı da aynı, öğretmen olanı da, general olanı da. Aynı tornadan çıkmış gibisiniz. Kainat imamının izinden giden ihanet ordusu. Ne ima ettiğini anlamıyorum. Ama hayatımın hiçbir döneminde hiçbir ihanet örgütüyle temasım olmadı benim. Hocam. Kameraları hallettin mi? Hallettim dayı. Hepsi kapalı. İyi. Hadi sen git. Yemeği de ver. Acıktım. Doymadınız be. Yediniz şu memleketi, doymadınız. Hepinizin suyu kurusun. Senin ailen, çoluğun, çocuğun var mı? Avukatım gelmeden adımı bile sorsan söylemem sana. Artık devletin eline geçtin. Gelecek olan avukattan ne medet umuyorsun? Adalet. Senin o paralel devlet çoktan tarih oldu Ulvi. Çürüyüp gideceksin. Bildiklerini anlat. Belki sana yardımcı olurum. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok benim. Ben görevimi yerine getirdim, içim rahat. Şimdi uzaklardan ruhumu ferahlatan sıcaklığını hissediyorum dualarını. Ona ihanet edemem. Bildiklerimle beraber çürümeye razıyım. Şimdi ölsem de umurumda bile değil. Şimdi ölmek kurtuluş olur benim için. Ölme ulan. Ölmeyeceksin. Devlete ebed müddet yargılayacak seni. Konuşturacak. Böyle bir zindanda kendi pisliğinde çürüyüp gideceksin. Yaptıklarınızın bedelini ödemeden ölmenize izin yok.